Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Adasever'in uzaya gideceği tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tarihi görevin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Adasever yapacağı yörünge altı uçuşunda 7 farklı deney çalışmasına imza atacak. Yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktan geçiyor. Şu anda tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türk bilim tarihi açısından oldukça önemli süreçlerden geçiyoruz. Türk astronot ve bilim misyonuyla ülkemizin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açtık. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihan Atasever'in yolculuğu 8 Haziran'da başlıyor. Türkiye için geçmişte hayal olan uzay yolculuğu artık gerçeğin ta kendisi. Türkiye belirlemiş olduğu uzay misyonu yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye Cumhuriyeti kurumları arasında müthiş bir uyum ve koordinasyon içerisinde faaliyetlerini sürdüren kadim bir devlet. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını söyledi. Uzay sınırını geçen ve mikro yer çekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunan ikinci vatandaşımız Tuha Cihangir Atasever olacak. Astronotumuz Tuha Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu 8 Haziran 2024 tarihinde Virgin Galactic'in Amerika'nın New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Alper Gezer Avcı'dan sonra Türkiye'nin uzay misyonuna büyük katkı sağlayacak adımı atmak için gün sayan Atasever, yeryüzünden 90 kilometre ötede birçok deney gerçekleştirecek. Biz bu misyonu gerçekleştirirken, bu misyon üzerinde kurgularımızı yaparken bunu bir bilimsel misyona dönüştürmeyi arzu ettik. İnşallah önümüzdeki Haziran ayında da alnımızın akıyla gerçekleştiriyor olacağız. Bakan Kacır, 8 Temmuz'da ise yerli ve milli TürkSat 6A uydusunun uzaya gönderileceğini söyledi. Yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı 8 Temmuz 2024 haftasında uzaya göndereceğiz. TürkSat 6A ile haberleşme uydusu geliştirebilen ve üretebilen 11 ülkeden biri olacağız.